Annene babana haber ver. Böyle baskına gidiyormuş gibi olmasın. Vallahi artık senin problemin. Benim babamın sağ solu belli olmaz. Bir hayır derse al başına belayı. Yapma ya. Emekli hakim bey nar ekşisi sever. Aman sakın, midesine dokunur. O zaman anneniz hanımefendiye bir takı seti alalım. Abay'dan rica ederiz. Yok, annemin takıya alerjisi var. Ya avukat hanım, bu hukukta bir boşluk bulamayacağız. Bakacağız artık. Ne de olsa sen yabancı sayılmazsın. Değil mi? Of, ya şimdi ben ne diyeceğim Orhan Ağa'ya ya? Efendim ağam. Baba, seninle bir şey konuşmak istiyorum. Buyur ağam, hayırdır, evdeyim. Merak etme, kötü bir şey yok. Ama evde konuşmayalım istersen. Tamam ağam, sen nasıl istersen. Ben şimdi geliyorum o tarafa. Sen yola çık, tamam mı baba? Tamam ağam, çıkıyorum. Senin neyine şaka yapmak Ayşe, hı? 29 Şubat'mış. Al sana. 4 sene sonra evlilik. Ne yapsam ya ben? Kendimi dağlara mı vursam, denize mi atlasam? Bak gene saçmalıyorum. Mardin'de deniz mi var Ayşe? Sana müstahak Ayşe. Müstahak. Ne müstahak Ayşe? Hüseyin. Ne böyle? Bırak. Bırak Hüseyin. Ne bu sessiz sedasız gelmeler Hüseyin ya? İnsan bir ses vermez mi? Bir şey duydun mu sen? Yoo. Doğru söyle. Vallahi bir şey duymadım Ayşe. Daha yeni geldim. İyi. Yavaş ha. Bu doğum günü sorusunu bir değiştirsek. He ya. Ne yapalım? Ya daha kolay bir soru olsun. Hüseyin. Ben nereden bileyim soracağım sorun sana kolay mı zor mu olacağını ya. Ben bir ipucu vereyim. He ya ver. Şimdi ben şoförüm ya. Hani onunla ilgili bir şey sorsan. Hüseyin. Ben ne anlarım şoförlükten? Ne soracağımı nereden bileyim ben şimdi? İyi. Allah Allah. Nerede? Ya Ayşe nerede? Bir bez getir dedim. Sorma. Kafası çok karışık. Birinin olsa iyi. İkisi de bir hoş ha. Biz bu işi el atmazsak asla evlenemezler. Oh be! Bildim işte, bildim. Ya Hüseyin, biraz sessiz ol. Ne olursun Hüseyin, sessiz. Ya Ayşe nasıl sessiz olay? Bildim. Oh be! Bildim işte, bildim. Hüseyin. Ayşe! Of Hüseyin, of! Geldim gelin ağa. Bildi de yani şey, soru. Ne? Baştan anlat hele bakayım. Ben bir soru sormuştum. O da bildi. 29 Şubat'ın tarihini değiştirmek için bir soru sormuştum bilsin diye. Yani doğum tarihimi. Bilemeyince de çaresiz soruyu değiştirmek zorunda kaldım. Yeni soruyu alalım. Üstünde tren işareti olan trafik işaretini sordum. Bildi. Hem zemin geçidi dedi. Doğum tarihini bilemediği için hem zemin geçidini mi sordun Ayşe? He ya gelin oğlum. Ben senin yerinde olsam başka bir şey daha sorardım. Aman ha sakın gelinem. Yani çocuk 40 yılın başında bir şeyi bildi. Onu da değiştirmeyelim. Yani yapma gelinem. Aman tamam. Sana bir şey diyeyim. Bunlar evlenince de birbirlerini trafik kitabından imtihan ederler. Senin paranı alan adam bana bir mektup yazmış baba. Bu İngiltere'ye kaçan şerefsiz mi? O işte. Paranı veremediği için özür diliyor. Sana mektup yazacak suratı yokmuş. Bir de olsun mu? Şerefsiz. Hele bir yakalasam. Neyse baba, boş ver bunları artık. Neticede sana verilmek üzere bizim şirket hesabına parayı yatırmış. Buyur. Bu nasıl olur akım? Vallahi aranızdaki meseleyi bilmiyorum. Ama bana yollamış. Mesele kapanmış anladığım kadarıyla. Sağ olasın akım. Zaten ben bu parayı alamam. Niye baba? Bu... Ev almam için bana verdiğin para ağam. Yani senin paran. Tamam ben geri almak için vermedim. Sende kalsın. Mümkünü yok ağam. Bedara ne derim ben? Baba
Bu özel bir mesele. Zaten onun için evde konuşmadım. Aramızdaki bir mesele. Ben böyle olmasını istiyorum. Peki. Şöyle yapalım istersen. Ben bunu sana uzun vadeli borç olarak veriyorum. Elin rahatladığı zaman verirsin. Sağ olasın abi. Eve geç kalıyorum baba. Sıla bekliyor. Seni de bırakayım. Tamam abi. Kardeş geliyor. Abi olacaksın. Hoşuna gitti mi? Sen de sevindin mi bizim gibi? Sen bakar mısın canım? Alo. Boran Bey, rica ediyorum. Ben eşiyim. İyi akşamlar Sıla Hanım. İyi akşamlar. İyileştiğinizi duyunca çok sevindik. Geçmiş olsun tekrar. Sağ olun. Boran Bey müsait mi acaba? Tabii, bir saniye vereyim. Okuldaki yangınla ilgili çok kısa bir şey söyleyecektim kendisine. Veriyorum. Buyurun komiserim. Vallahi bugün bir mucize oldu. Ne mucizesi? Ya şimdi söyleyeceğim ama aramızda kalsın ha, Boran Aka'nın kulağına gitmesin. Ya ne? Hadi söyle. Bugün Boran Aka'yla buluştuk. Yani o beni çağırttırdı. O hani parayı alıp kaçan şerefsiz var ya. He, hani İngiltere'ye kaçan. O Boran Aka'yı aramış, parayı ona göndermiş. Yo, nasıl olmuş bu iş? Beni aramaya yüzü olmadığı için Boran Aka'ya mektup yazmış. Parayı da hesabına yatırmış, Boran Aka da bana verdi. Ya Celil, bunda bir şey olmasın ha. Ya vallahi ben de öyle düşündüm ama zarfı gösterdi. Hem ben Boran Aka'ya böyle bir şeyden bahsetmedim. Ya sen? Yok. O zaman doğru. Vereydin parayı Boran Aka'ya Celil. Ya ısrar ettim, kabul etmedi. Sonra ortak bir çözüm buldu. Uzun vadede ödersin dedi. Yani uzun vadeli borç. Ne zaman paran olursa o zaman ver dedi. Ya öyle bakma işte ha. Her şeyi sana olduğu gibi anlatıyorum değil mi? Yok Celil. Ben öyle bakmıyorum da. Vallahi bizi koruyan bir şey var. Sen iyileştin. Para geri geldi. Ben de Allah'tan ne isterim? Haydi bir kahve yap da içelim değil mi? He, tamam olur. Boran. Okulda yangından söz etti. Neler oluyor Boran? Birileri okulu yakmak istemiş. Ama önemli bir şey yok. Neden bana söylemedin? Üzülmeni istemedim Sıla. Abay oradaymış. Hemen söndürmüş zaten. Kim böyle bir şey yapar? Nasıl böyle bir şeye kalkışırlar? Tamam canım.